Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı Teta Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki ÖSYM tarzı test tespirin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kısa kenarı 9, uzun kenarı 14 cm uzunluğunda olan dikdörtgen biçimindeki bir karton 9'a 14. Köşelerinin bir kenarını böyle köşelerinden ikişer santim kesilmiş. Sonra bunlar böyle yukarı doğru kaltırılmış ve şöyle bir üstü, üstü açık bir ne elde edilmiş bir kutu yapılmış. Arkadaşım şöyle ben bunları böyle kaldırdığım zaman şuraları, şurası kalkıp böyle yükseklik olmuyor mu? Yani yüksekliği 2 oldu. 2 birim buradan gitti, 2 birim buraya gitti. 9'dan 4 çıktı, 5. Yani şuradaki mesafeye 5 kaldı. Burası 5 yapar. E buradan da 2 birim, 2 birim gitti. Tamamı 14'tü. Buraya da 10 mu kaldı? Evet burası 10 yaptı. Bunun hacmi ne yapıyor o zaman? 15 ve 2'nin çarpımı diyebilir. 15 ve 2'nin çarpımıdır. O zaman cevap böylelikle 100 çıkar. Evet cevap Akçay yaptı birinci soruda. Geldik 2'ye. Şekilde 24 adet birim küp kullanılarak oluşturulmuş bir dik dörtgenler prizması gösterilmiştir. Bu prizmanın tüm dış yüzeyi boyandıktan sonra küpler birbirinden ayrılıyor. Bu durumda bu birim küplerden boyanmayan yüzeylerin sayısı. Arkadaşım kaç tane yüzey olduğunu ilk önce bir yazalım. Normalde her bir küpte 6 tane yüz var. 24 tane birim küp olduğuna göre 24 çarpı 6 tane yüz yok mudur? Evet. E ben şimdi boyanan yüzlere bakayım. Şurada boyanan yüzlere bakacak olursam eğer burası kaç? e, ee, şöyle sayalım mı? Burası kaç? 4. Burası kaç? 4, 3 ve 2. Hocam burada 4 kere 3 12 tane var. Önde arkada 12, 24. Yani 24'ü çıkartacağım boyanan yüzeylerde. Burası 2 kere 3, 6. 6 burada sağda solda 6. Yani 2 tane 6, 12'ye çıkartacağım. Önde burası kaç? 4 kere 2, 8. Burası 8. Üstte altta 8. Yani 2 tane 8, 16'yı çıkartacağım. Yani burası kaç yapıyor? 144 eksi. Şunları topladığımız zaman da 40, 52 kim yapıyor? 52 yapıyor. O zaman çıkarttığımız zaman da kaç yapar? 92 tane boyanmayan yüz vardır. Evet. İkinci soru Akçay oldu. Geldik üçüncü soruya. Şimdi şekilde duvarları birbirine ve zemine dik bir oda ile bu duvarların birbirine genişliği 50 santimetre şunları vermiş bize. Gösterilmiştir. Diğer duvara uzaklığı 30 santimetre olan bu kapı tamamen açıldığında duvarlar ile kapı arasında kalan boşluk. Hmm. Şimdi arkadaşım ben bunu açacağım böyle tam anlamıyla top duvara kadar açacağım. Açtım böyle bu burada da böyle açınca şöyle bir şey oldu. Açtığımızda şöyle bir dairesel bir hareket etmedim bu. Evet şöyle bir dairesel hareket etti. Bizden bu istenmiyor ama. Şurası bak ne çıktı burada silindir. Bizden bu istenmiyor. Bizden istenilen kısım ne arkadaşım? Duvar ile e, şu kapı arasında kalan boşluk isteniyor. Yani şuradaki ne çıktı karşımıza? Üçgen prizma çıktı. Bu üçgen prizmanın hacmi soruluyor bize. Evet, desimetreye çevirelim bunu. Bu 5 desimetre. Çünkü des bir desimetreküp, 1000 santimetreküp diye verilmiş e, desimetreküp olarak soruluyor. Santimetreden yapacağımızı desimetreden yapabilir yaparız bunu. Yani 10. 200'de 20 desimetre değil midir? Evet. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bunu bulmaya çalışacağız. Bir kere ben bunu böyle açtığım zaman hop 50. Burası 50 mi yapacak? Evet. 3, 4, 5 üçgenden burası da 4 çıktı. İşte bunun acı taban alanı yani 30. ya şu 30'u 30 santimetreye 30 diyeceğiz? 3 desimetre diyeceğiz. Burası da 5 desimetre olacak. Burası da 4 desimetre olacak. Taban alanı ne oluyor? 3 çarp 4 bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklikte de 20 değil mi? Evet. 20 bana neyi verecektir? Hacmi verecektir. Üçgen prizma şeklinde bir prizma çıkıyor aradaki boşluk. Unutma. E o zaman bunlar sadeleşti. Işte 10, 12 ile 10'un çarpımı da 120 mi yapıyor? Evet cevap 120 desimetre küp olacaktır. Yani 3. soru balık esir oldu. Geldik 4. soruya. Prizmanın yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşım şuraya bir A diyeyim, buraya B diyeyim, buraya C diyeyim. Bak. Dikkat et. A ve B A kare artı B kare bunun karesine eşit değil midir? Evet. A kare artı B kareyi vermiş. 2 kök onun karesi 40. B, A kare artı C kareyi vermiş. A kare artı C karede yine ne çıkıyor arkadaşım? 3 kök 5'in karesi 45. B kare artı C kareyi de vermiş. B kare artı C kareyi de ne vermiş bize? O da 13 verilmiş. Tamam. Prizmanın yüzey alanı. Prizmanın yüzey alanını bulmak istiyorsak arkadaşım. A, B, C'yi ayrı ayrı bulacağız galiba. Bak ben bunları taraf tarafa toplarsam güzel bir şey geliyor. 2a kare artı 2b kare artı 2c kare geliyor. Ve bunları toplarsam 85 artı 13 98 yapıyor. O zaman a kare artı b kare artı c kare buradan 49 yapar. E hocam a kare artı b kare 40. Bak yerine yazarak artık bulabiliriz. Şimdi a kare artı b kare artı c karenin ben 49 olduğunu biliyorum. A kare artı b kare 40 ise c kare 9 yapar. O zaman c'yi 3 bulurum. Hocam C3 ise koy yerine bir tanesinde ya da yine A kare artı B kare artı C kareyi yaz. Hocam bu da 49 ya. Şimdi B kare artı C kare kaç? 13. Şu 13 ise eğer e o zaman buraya da ne kalıyor A kareye de? 36 kalıyor. O zaman A'yı da 6 buluruz. Yine A kare artı B kare artı C kareden gidebiliriz ama şimdi A belli. Kaç? 6. A yerine 6 yazarsam burada 36 artı B kare de eşittir 40 yapacak ya B kare 4'ten B'yi de kaç buluruz? 2 buluruz. B'de 2 çıkar. Prizmanın yüzey alanı. ABC çıktı. 2, 3 ve 6 kenarları çıktı. E bunun hacmi nasıl? Alanı nasıl bulunuyordu? Kenarların ikisel çarpımın 2 iki katı. Ben ne yapıyordum? Şöyle. 2 kere 3, 6. Bir de 2 ile çarp. 12 artı. 3 kere 6, 18. 2 ile çarp. 36 artı. 2 kere 6, 12. 2 ile çarp. 24. Bunları topluyorum. Şu 60 yaptı. 72 mi yapıyor? Evet. Cevap böylelikle 72. Yani CH yapar. 4. soruda. Geldik 5. soruya. Beşinci soruda da ayrıt uzunlukları 1, 2, 3 birim olan dikdörtgenler prizması. Ayrıt uzunlukları 1, 2, 3. Şurası 1, burası 1 o zaman değil mi? Kısa kenarlar. Ee, 1, 1, 2. 2. O zaman burası 3 mü yapacak? Evet. 1'e 2. Dikkat et burası. Ee, burası 1, 2, 3. Tamam. Hocam 1. Şurası ne olacak? 1. Şurası 2. Şurası 2 ise o zaman burası 3 olacak. Tamam her şey çıktı. Oluşturulan prizmanın yüzey alanı nedir diye soruluyor. Oo çıktı kenarlar. 1 burada 3 burada. Toplamda burası kaç yaptı? 4 yaptı. Burası kaç yaptı? 2 yaptı. Burası da zaten 3. Bu prizmanın yüzey alanı yani 2, 3, 4 sayılarının ikişerli çarpımının 2 iki katıdır. 2 kere 3, 6. 2 katı 12. 3 kere 4, 12. 2 katı 24. 2 kere 4, 8. 2 katı 16. Topla 40, 52 mi yapıyor? Evet 52 yapıyor. Cevap böylelikle ne gelir o zaman? Edremit gelir 5. soruda. 6'ya geldik. Ayrıt uzunlukları 1, 1, 3 birim olan kare dik bir hızma biçimindeki tahta blok küçük yüzeyine paralel biçimde kesiliyor. Küçük yüzeyi şu 1'e 1'lik değil mi? Ya 1'e 1'lik yüzey var ya da 1'e 3'lük yüzey var. Ee, ya yine 3'e 1'lik yüzey şurada da var. 1'e 1'lik yüzey en küçük yüzey. Ne oluyor? Buna paralel olacak şekilde kesilsin diyor. Şöyle kestiğin zaman böyle bir kesik kesik mi oluşuyor? Bu tahta blok kaç kez kesildi de toplam yüzey alanı ilk durumuna göre iki katına çıkar. He. Ben bunu keseceğim ama birkaç defa keseceğim böyle. Peki arkadaşım birkaç defa şöyle kesim yapacağım. Şöyle tam olarak göstereyim ben sana. Birkaç defa böyle kesim yapacağım. Peki bir kere kesim yaptığında ne olacak? Şöyle birkaç defa olduğunda göstereyim. Bir kere kesim yap ayırdığım zaman hocam ekstradan bu yüzey alanı fazladan gelecek. Yani birebirlik alan şurası bir, burası da 1. Bir, 1 bir çarp birlik alandan 2 tane fazlalık, fazlalık mı olacak? Evet. Bunun yüzey alanını bulalım ilk önce. 1, 1, 3. 1 kere 1, 1. 2 katı 2. 1 kere 3, 3. 2 katı 6. 1 kere 3, 3. 2 katı 6. Bunun yüzey alanı ne oldu? 6, 6, 12, 14 oldu. Bana diyor ki ne diyor? Bu tahta blok kaç kez kesildiğinde toplam yüzey alanı ilk durumuna göre 2 katına çıkar diyor. Çarpı 2. Şimdi ben bunu keseceğim. İlk başta elimizde ne vardı arkadaşlar? tüm yüzey alanları kesilse bile bak kesildiği zaman bile şunun yüzey alanı artı bunun yüzey alanı artı bunun yüzey alanı ne yapıyor? Yine ilk başta kısım yapıyor ama fazlalık olarak şu ve şu oluyor değil mi? Evet sonuçta ben oradaki bütün parçaların yüzey alanı topladığım zaman yine 14 elde edeceğim. Fazlalık olarak şuradaki yüzey alanlarından bir bir yani bir yüzey alanından x tane kesildiyse x tane vardır diyeceğim. Ama bir yüzey alanı bir sağında bir solunda olacak. Bir yüzey alanından aslında iki tane var. E o zaman çarpı 2x dersek olay bitiyor arkadaşlar. E o zaman buradan ne geliyor? 14 eşittir 2x yapar. X de böylelikle 7 yapacaktır. Tamam. Her bir kestiğimizde dikkat et tekrarlıyorum. Bir kesik attım. Sağında solunda bir alan solda bir alan sağda. iki alan fazlalık oluyor. X tane kesersem 2x alan fazlalık oluyor. E zaten denkleme de kurduk. Kendiliğinden cevap da 7 çıktı. Güzel bir soru. Cevap balık esir oldu. 6. soruda. Geldik 7'ye. Dilara ve Eylül dikdörtgen biçiminde eş iki karton ile dik prizma yapmak istiyor. Dilara birinci şekildeki kap gibi kartonu kısa kenarlarına paralel, Eylül de uzun kenarlarına paralel çizgiler 4 eş parçaya ayırmış. Eş parçaya ayırdıysa eğer burası a a a a diyecek olursam burası da ne olacak? B b b b mi olacak? Evet. Şimdi ben bundan bir prizma yapacaksam ne olacak? Kat kat katladım. Ağzı açık prizma oluyor. Bak 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 bak. Şöyle bir prizma oluyor. Gördün mü? Hatta kare prizma oluyor a a b olduğundan dolayı. Tamam. Ama ağızları açık olacak. E ben bunu böyle katlayınca bunun yan yatık hali gibi düşünün. Bu sefer de dikey çizeyim ben yine de bunu. Tabanı B olan, yüksekliği de A olan bir. Ne çıkıyor karşımıza? Yüksekliği A olan değil. Bak burada da yüksekliği B olan değilmiş. Pardon. Şu eş kartondu ya burası 4B değil mi? Evet yüksekliği 4B olan. Burada da yüksekliği 4A olan olmayacak mı arkadaşım? Evet. Yüksekliği 4A olan bir kare pirizma karşımıza çıktı. İşte bunlar hacimlerini vermiş bize. Şu kenarlar çarpımı. Yani a kare çarpı 4 b'yi bize kaç vermiş? 72 vermiş. Sonra öbürü buradan ne geliyor hatta? Hocam 4'e böldüğüm zaman a kare çarpı b'yi 18 olarak buluruz. Alt tarafta da 48 vermişti. b kare çarpı 4a. b kare çarpı 4a'yı da bize kaç vermiş? 48 vermiş. 4'e böldüğüm zaman da b kare çarpı a da eşittir 4'e böldüğüm zaman 12 mi yapıyor? Evet 12 yapıyor. Şimdi kullandıkları kartonun alanı isteniliyor bizden. Yani A çarpı B isteniliyor. E ben A çarpı B'yi nasıl bulabilirim arkadaşım? Taraf tarafa oranlarsam oranlamasını bulurum sadece. A bölü B'yi bulurum. Yani A ile B arasında bir ilişki bulamıyorum. Ne yapabilirim? A oranlamasını bulup sonra yerine yazıp çıkarabiliriz de. Bak 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 burada dikkat et taraf tarafa çarparsam A küp çarpı B küp geliyor. Bu da 18 çarpı 12. Yani 18 dediğim 6 çarpı 3. Öbürü de 3 çarpı 4 değil mi? Evet. Yani çarpanlarını ayır. 6 çarpı 3. Tamam 6 çarpı 3. Öbürü de 3 çarpı 4. Şimdi bu 6 da yine 3 çarpı 2 değil mi? Evet. Yani A çarpı B'de bu küp kökünü alacak olursam neye eşit olacaktır? 3 tane 3'ün bir tanesi. 4 kere 2 8. 8 de küp, küp, kök dışına ne diye çıkar? 2 diye çıkar. Yani A çarpı B'yi de böylelikle ne buluruz? 6 buluruz. Bizden ne isteniyor? Kullandıkları kartonun alanı. Yani 4A çarpı 4B isteniyor. 16AB isteniyor. E A çarpı B 6 ya. 16 çarpı 6'dan cevap 96 çıkar. Çok güzel bir soruydu. Evet 7. soru gerçekten hoş bir soru. ÖSYM de böyle çarpanlar ayırmayı da kullandırıyor bize. Dikkat et. 7. soruyu bulduk geldik 8'e. E Yahan'ın e, E'si. Evet. Ece ayrıt uzunlukları 1 1 3 olan 1 1 3 olan 5 tane blokla şu şekli yapmış. Şeklin yüzey alanı. Görünen yüzeyi çarpı 2. 1 kere 1. 1 hocam burası. Burası 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 1. Ama hocam şuraları da var. Şurası da var. Ha, burası bak dikkat et. Hocam 3 buraya kadar. 3 buraya kadar. 3'ten ne çıktı? Şunların toplamlarını yazayım buraya da. Arkadaşım şunların toplamlarını yazayım buraya da. Ee, dikkat edersen ne var burada? şu 3 alanı komple şuraya kadar 3 alanı buraya kadar da 3 alanı 3 alanından 1 2 3 çıkmış değil mi yapıştırmışız oraya. Evet komple 3 3 6'dan 6 eksi 1 2 3 çıkartacağım. 3'ü çıkarttığım zaman o zaman bu da 3 mü yapıyor? Evet. Yani bu alanda 3 yaptı. Haydi bakalım sayalım. Hocam ilk önce 3'leri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Hatta 10 tane 3 var. E, 30 yaptı o zaman değil mi? 30 yaptı. Burası 31 yaptı. Başka da karalamadığım var mı? Yok. Yani görünen yüzey 31 çarpı 2 bana 62'yi verir. Cevap böylelikle denizli çıkar. Görünen yüzey çarpı 2 bu tür sorularda hayat kurtarır kardeşim. Evet 8. soruyu da böylelikle denizli bulduk. Ve ÖSYM tarzı test 1'i bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani ÖSYM tarzı test 2'de görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.